de Vahiy Sohbeti bölümümüzün ilk bölümünde Efendimiz Aleyhisselam'dan bize intikal eden daha çok ahlaki nitelikler içerikli bir hadis, ardından Meryem Suresi'nden Hazreti Meryem'in anlatıldığı ikinci bölümü okuyacağız inşallah. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem vefatı öncesi ve yine veda haccı sırası bize sarıldığımız zaman sapmayacağımız garantisini verdiği iki temel kaynaktır burada okuduğumuz. Bir tarafında vahyin, hakikatin uygulayıcısı olmakla görevli Hazreti Muhammed aleyhisselam, sözleri, sünneti uygulaması ve ikrarları, onaylarını içeren haberler. Diğer tarafta ise Cenab-ı Hakk'ın öğretileri olan Kur'an. Kur'an'dan Meryem suresi, 19. sırada yer alan sure. Cenab-ı Allah'ın kadına yeni bir sayfa açtığı, onurunu hatırlattığı, yüceliğini bizlere bildirdiği, kadın önünde onu bir anne, bir kız kardeş, bir hala, bir teyze olarak görüp hürmet edilmesi gerektiğini, onun da eğer yolunca yaşasa çok yüce mertebelere ulaşabileceğini Meryem validemiz üzerinden anlattığı bir bölüm Meryem suresi. Şu ışıklar gözleri alıyor. Onu biraz ayarlayalım arkadaşlar. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlaki niteliklerle ilgili geçen hafta defasta olduğumuz zaman göstermemiz gereken ahlaki özelliklerle ilgili 15 madde bir hadise cereyan ediyor. Olumsuz bir hadise. Tepki ne olmalı Müslüman'da? Cenab-ı Hakk'ı memnun edici tepki ne olmalıyla ilgili 15 madde sıraladık. Bugün de normal şartlar altında bir Müslüman, bir mümin, bir Allah eri, o yolun yolcusu, ona iman etmiş bir insan, yani ben sen, normal şartlar altında hangi ahlaki nitelikleri taşımalıyız? İşte bunu bize anlatan, 10 maddeyle özetleyen bir hadis okuyacağım. Hadis Ayşe annemizden gelir. Radiyallahu anha. Allah kendisinden memnun olsun. Ondan ve bütün sahabilerden razı olsun. Şöyle der. Mekârimul ahlâki aşran. Ahlakın çok değerli nitelikleri 10 maddede özetlenir. Allah bunları taksim ederken bazen babaya verir, evlada vermez. Efendiye verir, köleye vermez. Bazen babaya verir, evlada vermez. Köleye verir, efendiye vermez. Cenab-ı Hakk'ın tamamen tasarrufunda, iradesinde bir taksimat yapılır. Müminler 10 hasletinin 10'unu da üzerinde taşımaz belki ama bir vücudun azaları sayıldıkları için sende taşınan bir ahlaki nitelik, bende olmayan ama bende var olan farklı bir ahlaki niteliği bütünler. Mümin cemaate, topluluğa bakıldığı zaman bu ahlaki niteliklerin onlarda sosyal bir yaşam tarzına dönüştüğünü dışarıdan izleyen görür. O nedenle istidadımız hangisine yönelik ise, hangisinde dirayet gösterebilecek, karar kılabilecek, kolayına yapabilecekse geri durmayalım. Öğrenelim ki bu çok yüce değerli ahlaki nitelikleri bunların kabul gördüğünü, bunlardan herhangi birisiyle imana artı Allah'a kavuşursak Allah'ın o kulu cennete alacağı müjdesini önemseyerek istidadımız dediğim gibi hangisine yönelikse iman etmeye. İşte o 10 maddeyi sıralıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sıdkul hadithi. Önce dili doğruya yönlendirmektir. Doğru konuşmaktır diyor. Söz doğru çıkmalı ağızdan.
müminin en hassas taşıyacağı özelliktir. Olmazsa olmazlarındandır belki. Onun hayatının bütününe damgasını vuran bu konuyla ilgili özellik doğru sözlülüğüdür. Hiç yalan konuşmaz mı? Konuşur elbet. Ancak onda yalan karar kılmaz. Bir tabiata dönüşmez. Bir hayat tarzına dönüşmez. Bu nedenle hayatının bütününde değerlendirdiğimizde mümin insan doğru insandır. Sözü doğru insandır. Sözün doğruluğu diğer belki bütün ahlaki niteliklerin kapısını açan anahtar özelliğinde olduğu için en başa alınmıştır. Söz doğruluğu. Bunları yeri gelirse inşallah, yeri geldikçe tek tek ele alıp üzerinde daha ayrıntılı duracağım. Onun için bugün sadece 10 maddenin 10'una yönelik bir bilgilenme olsun. Hepimizde farklı farklı yönelişler, farklı farklı tabiatlar belki bize taksim edilmiş, bizim payımıza ayrılmış farklı bir nitelik vardır. O niteliğin üzerinde duralım, bunlar ahlakın yüce nitelikleridir diyelim ve sarılalım. Koruyalım, geliştirelim, besleyelim. Sözü doğru konuşmak. Birinci madde bu. Hazreti Lokman'a sormuşlar. Bu yüce makama neyle erdin? Ben ne konuşursam konuştuğum doğrudur. Onunla erdim diyor. Doğrulukla erdim bu yüce makama. Hazreti Lokman aleyhisselam. Cennet yolunun yapı taşlarından dört maddeyi sıralarken bir tanesini Efendimiz yine sözün doğru konuşulması diye belirtir. Cennete götüren dört adımdan birisidir. Doğru konuşmak. İkinci madde, sıdkul be'si. Sadakat göstermek. Ama zor zamanda. Ama zor zamanda. Bizi bizden olmayanlardan ayıran, belki imanın bizde bir sevk, bir yönlendirme yapacak kadar etkin ve değerli olduğunu gösteren önemli alametlerden bir tanesi. Herkesin patır patır döküldüğü imtihanlar vardır ama mümin o imtihanla karşılaştığı zaman Allah'a olan sadakat neyi gerektiriyorsa onu yaparak çıkar. Mesela aleyhisselam izah etmiş. وَعَفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ Sana zulmedeni affeyle. وَأَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ Seninle ilişkiyi kesenle ilişkiyi devam ettir. Babayiğitlik ilişkiyi kesenle devam ettirmektir. Mümince yiğitlik sana haksızlık zulmedildiği zaman affedebilmektir. وَأَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ Seni mahrum bırakan, ihtiyaçlarınla baş başa kılan kimseye o muhtaç olduğu zaman vermendir diyor aleyhisselam. Sidkul be'z, zor zamanda Allah'a sadakat. Bu hasletlerden anlaşılıyor. Bir diğer madde yine, i'tarus sa'il, dilenen kimseye vermenizdir. Dilenen derken aklımıza para dilencisi gelmesin tek başına. Men is-sâil diyor aleyhisselam. O soruyu soran kim? O istekte bulunan kim? Oradaki soru, istek bir para isteği değil, bir ekmek isteği değildir. Hak, hakikat isteğidir. Yol isteğidir. Ya Resulallah, bu konuda bana yol göster. Nedir bunun yolu diye talep edenlerin de halini dilencilik belirtmiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Onun için sizden, sizde var olan bilgiyi dilenirler. Kal ile ya da hal ile fark etmez. İster sözlü bizzat duyarsınız onun sizden, sizdeki bilgiyi talep ettiğini, ister duymaz siz onda görürsünüz bu adam vahye, yola, yordama, hakikate muhtaçtır dersiniz. El atarsınız. Öğretmek için. Maddi ihtiyaçlarını dilenenler de buna dahil, manevi ihtiyaçlarını dilenenler de buna dahildir.
vel mukafaatu bis-sani' veya bis-sana'i, yapılan iyiliklere karşılık vermenizdir diyor aleyhisselam. Karşılıksız bırakmayın. Resul-i Ekrem'in çok titiz olduğu bir konudur. Siz bir veresiniz, o iki vererek mukabelede bulunur. Öylece hediye eden sahabeler vardır. Allah Resulü'ne hediye etmeyi isteyen. Onun için ta badiyeden, kırsaldan şehre gelen Müslümanlar vardır. Mesela Zahir bin Haram radıyallahu anh onlardandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye her geldiği zaman uğrar ya da peygambere uğramak için Medine'ye gelirdi. Onu görmek, selam vermek, selam vererek aldığı duayı, aldığı selamı dua kabul etmek, onunla yetinip dönen, her geldiğinde de kırsalında neyi yetiştiriyorsa Efendimiz'e hediye olarak götüren Zahir radıyallahu anh. Ne zaman hediye getirdiysen Allah Resulü ondan daha güzeliyle mukabelede bulundu diyor. Alını zayıf, biçimi bozuk, Allah affetsin. Görülen bir sahabeydi. Yani bizim argo ifadeyle tipi kayık bir Müslüman. Pazarda bir keresinde kendi malını da pazarlayıp satarken Allah Resulü bunu uzaktan görüyor. O fark etmesin diye gizliden arkasından geliyor ve onu sararak bu köleyi benden kim satın alır diyor. Sağına soluna bakındım, göremedim. En son gördüm ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'mış. Ya Resulallah, siz beni satıyorsunuz ama bu kölenin fiyatı çok azdır, ucuz bir köledir diyor. Allah'a yemin olsun ki sen Allah'ın yanında pahalı bir kölesin. Sen Allah'ın yanında pahalı bir kölesin diye onu onure eder. Değer ve kıymetini hatırlatır. Mümin haddi zatında, hele hele kafirle kıyas edilmez bir üstünlüğe ve değere sahiptir. Müminler arasında da onun peygamber sevgisi, onun peygambere olan yakınlaşma arzusu onu değerli kılmıştır. Demek ki yapılan iyiliklere daha güzeliyle mukabelede bulunmak da önemli ahlaki ilkelerdendir. Ahlakın yüce ilkelerinden. Mekârimul ahlak. Ve hifzul emâne. Emaneti korumak. Aleyhisselam öyle der. Emanet. Göklerden insanın kalbine indirildi. Sonra Kur'an indi. Bu emanet neymiş diye o insan öğrenmeye başladı. Sonra sünnet geldi. Efendimizin söz uygulamaları, bu emanet nasıl korunur, geliştirilir? Aleyhisselam'ın sözlerinden öğrendi insan. Ama daha sonraları insan bir uykuyla uyudu. Yani gafil kaldı bu iki kaynaktan. Ne Kur'an'ın 114 suresinden, ne Peygamber Efendimizin 100 bine varan hadislerinden habersiz bir hayatı tercih etti. Öyle bir uykudur bu. Uyuyunca Allah emaneti kalbinden aldı diyor. Sadece izi kaldı. Uykuya devam edince, ayılmayınca, kendi kendini sorgulamayınca, Cenab-ı Hak o var olan emanetin izini de kalbinden aldı. Geriye ne kaldı? Bir ateş kurunun derinin üzerinden akıp giderken bıraktığı iz. Nasıl bir izdir? İçi boş kabarcıklardır. İçi boş kabarcıklar. Emanetten yana o adamın kalbinde sadece boşluklar kalmıştır. Adam dolu zannettiği için kendi kendini kandırır ve der ki ben emanetin sahibiyim. Ben emanetin sahibiyim. Ben müminim. Ben Müslümanım der. Fakat bu bir iddiadan öteye geçmez. Kalbinden habersizdir. Emanetin sökülüp alınmasından habersizdir. Bir işlem gerçekleştirilmiştir kalpte ama la yeşurun, onlar bu işlemden habersiz bulunmaktadır. Emanet niye alındı? Tekrar hatırlatayım. Emanetin ne olduğunu öğreten, nasıl vücut bulacağını gösteren, nasıl gelişeceğini bize bildiren, koruyan iki temel kaynak,
Kur'an ve hadisten habersiz kalır ve bu habersizliğimizden gocunmaz üstüne yatarsak bunun, akıbet nedir? Akıbet, en büyük ilahi emanetten mahrumiyettir. Mahrumiyettir. Aleyhisselam öyle der. Emaneti izah ederken bir başka haberinde bakın. Sırattan geçecek misiniz? Men la emanete lehu la dine leh. Veya bir başka ifadede, ben la emanete lehu la imane leh. Emaneti olmayan insanın imanından bahsedilemez diyor. Emaneti olmayan insanın. Nedir emanet derseniz, Allah'ın bize bağışladığı bütün bağışlardır. Her birisinin bir kullanma kılavuzu vardır. Ölçüleri, sınırları vardır. O ölçü ve sınırlardan habersiz onları kullanırsa emanet zayi edilmiş olur. Emanet zayi edildikçe yara alan nedir? İmandır. İman yara almış olur. Onun için aleyhisselam söz emanettir, Kur'an emanettir, yedikleriniz emanettir, el, ayak, göz emanettir, akıl, kalp emanettir, eş, çocuk emanettir, ev, araba, iş emanettir. Bir insanın size verdiği, alın bu sizde kalsın daha sonra alırım dediği şeyler de emanettir. Hayat emanettir. O zaman nasıllığıyla ilgili rehberimizle kılavuzumuzu mutlaka okumamız, anlamamız ve ona göre bu emanetleri değerlendirmemiz lazım. Bir başka madde bakın. Vesilatur Rahimi aleyhisselam. Kaçıncı madde oldu bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. madde. Rahmi sılalamak, akraba bağlarını sıkılaştırmak, onu sürdürmek, devam ettirmek. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın rahmetini kula kazandırıcı sebepler, vesilelerdir. Allah'ın rahmetini, Allah'ın rahmetini küçük görmeyelim. Allah'ın rahmeti kime değmişse ona ateş olmaz. Kime değmişse o cennet yolcusudur. O nimet yolcusudur. O rıza yolcusudur. Kime değmişse. Onun için rahmeti hak etmek. Hak ettiren aletlerden, araçlardan bir tanesi de akraba ilişkileridir. Kopardı mı? Evet. Ama beni onun ne yaptığı ırgalamamalı. Ya Allah'ın benden ne istediği benim için önemli görülmeli. Allah akraba ilişkilerini devam ettiriyor. Tek taraflı koparılsa da siz tekrar onu sürdürün. Vesilatur rahim ve tezemmumu lil cari. Akrabanın, komşunun saygınlığını, hürmetini muhafaza etmek. Komşunun hürmetini, saygınlığını muhafaza etmek. Yakından uzağa prensibi İslam'ın temel prensiplerindendir. Cenab-ı Hak uzaklardan uzaklardan örnekler vermez. Bizim kalitemizi en yakınlarımızla olan ilişkilerle ölçer. Evlatsak ana babayla ölçer. Eşsek hanımımızla ilişkilerde ölçer. Babaysak evladımızla ilişkilerde ölçer. Aile isek komşuyla ilişkilerde ölçer. Akrabayla ilişkilerde ölçer. Allah'ın ölçüleri bunlardır. Bunlarda başarı sağlandıkça sosyal hayata bu güçlü bir şekilde taşınır. Elimizin uzanabildiği, gözümüzün görebildiği, dilimizin değebildiği ne varsa işte onlarla ilişkiler ancak yakından ilişkileri doğru yaptığımız zaman anlam taşır. Yoksa el iyisi ev delisi oluruz. Cenab-ı Hakk'ın ilk sorgulayacağı aile bağları konusundaki sorgudan çıkamayız. Çıkamazsak diğerlerine gerek kalmayacaktır.
وَالتَّذَمُّمُ لِلْجَارِ Komşu, komşunun saygınlığını ve hukukunu korumak. وَالتَّذَمُّمُ لِلْصَاحِبِ Bir de sahibiniz, kim ise babanız, ananız, eşiniz, evladınız. Bunlarla ilgili de saygıyı, hürmeti, hak ve hukuku muhafaza etmek. Hak ve hukuku muhafaza etmek. Demek ki Müslüman, evladımdır diyerek her türlüsüne hak sahibi göremez kendisini. Kocasıyım diyerek her türlü işe, söze, davranışa kendini hak sahibi göremez. Hukuk vardır. Onu hak Allah belirlemiştir. O hukuk dairesinde ilişki kurmak, saygınlığını korumak, Allah'ın ona verdiği hürmet ve kıymeti görmek ve bunu muhafaza etmek. O doğrultuda davranmak. Temel ahlaki niteliklerdendir yine. Alın uygulayalım. Ne sorun kalır evde, dışarıda, işte, sosyal hayatta hangi sorun kalır? Bizim bahtsızlığımız Cenab-ı Hakk'ın öğretilerinden habersiz, uzak toplumun yetiştirilmesi, eğitilmesindedir. İlahi vahiy mekteplerimizin temel gıdası haline gelirse, hayra yönelik bir inkılap o zaman görülecektir. O zaman Allah yanımızda olacaktır. Allah yanımızda olursa kimin karşımızda olması bizi hiç mi hiç korkutmayacak, tedirgin kılmayacaktır. Çünkü bu iki varlığın mücadelesinden sadece bir varlık galip çıkar. Allah'ı kim yanına aldıysa. Bu temel ahlaki nitelikler Allah'ı da kazandıran önemli niteliklerdir. وَاِقْرَاءُ الدَّيْفِ Misafir ağırlamak. Misafir ağırlamak. Unutulan şeylerden, yük görülen şeylerden bir tanesi bu. İkram-ı dayf. Çünkü misafir nedir? Günah yolu bir hayat yaşamaktayız. Bilerek, bilmeyerek. Ama Allah ve Peygamberi misafirle ilgili titiz davranmış, bizi tembih etmiş, aman ha dediği için ben misafiri ağırlama hayrını, ilkesini uyguladıysam gelen misafir neyle gelir? Onunla gelir. Dokuzunu bırakır, birini götürür. Gittiği zaman diyor aleyhisselam, evdeki ahalinin günahlarını süpürür, öyle gider. Misafir, Cenab-ı Hakk'ın ikramına layık görülmüştür. Misafir ağırladığı için ev sahipleri Cenab-ı Allah'ın ikramına layık görülmüşlerdir. Her ikisi de Allah'ın ikramına layık görülmüşler. O zaman bereket olacaksa dokuz kazandık diye, gittiği zaman günahlar silinecekse, manevi anlamda da böyle bir kazanımı olacaksa, yük müdür, kazanç mıdır misafir? Kazançtır. O halde kapıları açalım, davet edelim, yemek yedirelim, ağırlayalım. Onu bir nimet, bir veli nimet görür. İkra-ı dayf. Ve son madde, وَرَقْسُهُنَّ الْحَيَاءِ Bunların en başında da ne gelir? Utanma duygusu, haya gelir diyor. Utanma duygusu, haya. Adem'i ve evlatlarını Allah bu hasletle yaratmıştır. Bu, onu yanlışlarla ilgili dizginleyen, doğaçlama tabiatında var olan bir korunaktır. Bir korunaktır. Muhafaza altına alır. Yanlış iş yapmaktan onu korur. Evet, bunlar aslında tek tek her birisi ele alındığı zaman ayrıntısıyla üzerinde durulacak önemli konular. Ancak biz 10 maddesini beraberce özetleyelim dedik. Ve yarım saat geçmiş. Suremiz Meryem, Hazreti Meryem validemizin anlatıldığı ikinci bölüm. Geçen hafta yarıda bıraktığımız ikinci bölüme geldik. Bismillahirrahmanirrahim.
وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ ile başladı. Hayatı kendisine göre yaşamanız için indirdiğimiz bir kitap önünüzde. Bu hayat kitabınızdır size. Bunda anıtlaştırılması gereken kahramanlar vardır. Onlardan bir tanesi de Meryem'dir. Önünüze alın, peşi sıra gidin. İzini sürün, ona kendinizi benzetin. Büyük bir anıttır. Öyle ki kıyamete kadar taşınacaktır. Ben Müslümanım diyen, Kur'an'ın müminiyim, peygamberin müminiyim diyen her bir Allah erinin hayatına ışık tutacak nitelikte kıymetli, değerli bir insan Hazreti Meryem aleyhisselam. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Bu bizim hayat kitabımızın anıtlaştırdığı şahsiyetlerden bir tanesi. Kadın erkek ayrımı bunun neresinde şimdi? Hiçbir yerinde. Ahlak ve takva öne çıkartılmıştır. İman, Allah'a sadakat öne çıkartılmıştır. Bu sadakati, bu imanı, bu ahlakı kadın yaşasa benim başımın tacıdır. Önümde önderimdir ve cennete götüren rehberimdir. Tıpkı Meryem gibi. Tıpkı Meryem gibi. Dedi Cenab-ı Hak. Sonra onun uzlet hayatını, inzivasını anlattı. Meryem annemiz hangi özelliğe sahipti? Annesi tarafından Allah'a kul olsun diye adanmış bir adaktır. Adağın içini konuştuk geçen hafta. Ve dedik ki özetle, bir cümleyle söylemek gerekirse, ellerimizi, niyet ve planlarımızı çocuklarımızın üzerinden çekelim artık. Çekelim. Bizim böyle bir hakkımız yok. Onları Rablerine bırakalım. Yaratıcılarına bırakalım. Bırakalım. O öğretsin, biz uygulayalım. O desin, biz yapalım. Bizim onlar üzerinde hiçbir hakkımız yok. Hak belirlediği için Allah bir hak binmiş çocuğun üzerine. Annenin babanın sende hakkı var diye. Bir hak belirlediği için Allah evladın senin üzerinde hakkı var demiş. Kocanın hanımı üzerinde, hanımın kocası üzerinde hakkı var demiş. O belirlediği için. Hakkın sahibi o. Bizim o alanda hiçbir dahlimiz, inisiyatifimiz yoktur. O zaman af buyurun, haddimizi bilelim. Kraldan çok, kralcı kesilerek, evlatlarımızın üzerinde Cenab-ı Hak'tan daha fazla tasavvufta bulunarak, yönlendirme yaparak onları yoldan saptırmıyorum. Hanne ideal bir örnektir. Çocuğuyla ilgili ebeveyn ne düşünmeliye ideal bir örnek Hanne. Nezertu leke ma fi batni muharraran. Bütün kayıtlardan azade karnındaki çocuğu sana veriyorum Allah'ım diyor. Elime etini çektim. O sana kul olsun, itaat etsin diyor. Bunun üzerinde durduk. Bunun gereği ne olmuş? Almış başını ibadet ve taata çekilmiş Meryem. Hazreti Zekeriya ona öğretici olarak görevlendirilmiş. Şark tarafında şeyin, Kudüs'ün, Beyt-i Makdis'in şark doğu tarafında bir hücreye çekilmiş, Tevrat'ı okuyarak namazla, zikirle, tefekkürle bir hayat geçiriyor. Oraya gelen fakir fukarayla birlikte oluyor. Kadınlara bunlardan, Tevrat'tan öğrendiğini de öğretmeye çalışıyor. Hayatı bu minvalde devam ediyor ki şöyle bir hadise gerçekleşinceye kadar. Tenha'da Hazreti Meryem annemiz yine böyle bir ibadet ve taat halinde iken Allah kendisine Cebrail aleyhisselamı çok yakışıklı, endamlı bir erkek suretinde gönderir. Sahneyi planlayan Allah'tır. Amaç, Hazreti Meryem'in afife, tertemiz, iffetli, namuslu bir bayan olduğunu hepimize tekrar bildirmektir. Çünkü
ibadet ve taata kendimi ayırdım diyerek bunun sahtesini uygulayan kimselerin bastırılmış duyguları zemin bulduğu zaman tekrar nükseder ve artık tutarları kalmayacak şekilde kötülüklerin içerisine daldığını görürüz. Bunu ibadet ve taat mı yapıyor, yoksa onların haince niyetleri mi yapıyor? Bunu ayıklamak için bir senaryo ortaya konmuş. Burası önemli. Bir senaryo ortaya konmuş. Bir insan Kur'an'la, zikirle, tefekkürle, namazla, sadakayla, insanlara hayırhah olmakla hayatımı geçireyim diye karar alsa, bu aldığı karar, meşgul olduğu şeyler hayatını o kadar doldurur ki onun bir eşe ihtiyaç duygusu bile artık ortadan kalkar. Çünkü bütün karelerini, boşlukların Cenab-ı Allah'ın sevgisi ona yaranma duygusu doldurmuştur. Ona yaranma duygusu doldurmuştur. Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan muhafaza altına almıştır. Meryem validemiz üzerinde böyle bir örnek anlatılır. Onun için Yahudilerin Hazreti Meryem'le ilgili attıkları iftiralar aslında bu anlatımla iftira olduğu gösterilecek ve bütün Müslümanlara ibadet ve taat adamı kötü yollu bir insan kılmaz hakikati öğretilecek. Bütün Müslümanlara. Sana bir çocuk müjdelemek için geldim diyor Hazreti Cebrail. Ayete dönüş yapalım. Kale. İnneme ene rasul rabbiki. Ben muhakkak ki Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim. Ve ben li ehebe leki gulamen zekiye, sana tertemiz bir çocuk müjdelemek için geldim. Elçisi, demek ki bir mesajı var Meryem'e. Meryem takipçileri, Ali'lere, velilere, Ayşe'lere, Fatma'lara bir mesajı var Allah'a. Bir mesajı var. Nedir mesajı? Tertemiz bir çocuk. Niye önemli ki bizim için tertemiz bir çocuk? Kalbi temiz, şirkten, küfürden, kendini beğenme duygusundan, kibirden, hırstan, tamahtan, kıskançlıktan, kinden kalbini temizlemiş. Eli ayağı temiz, kötü ve isyan olan amellerden uzak durarak, zihni, aklı tertemiz, Cenab-ı Hakk'ı kavramak üzere işlediği için, onun gezinin dediği alanlarda aklını gezdirdiği için, tertemiz bir örnek. Kime yaramaz ki müminler arasında? Keşke bugün olsa da izini sürsek demiyor muyuz her birimiz? Hayırlı sahipler gönder Allah'ım diye dua etmiyor muyuz? Ediyoruz. İşte hayırlı bir sahip, Meryem'in rahminde dünyaya gelecek ve hepimizi tezkiye edecek. Hepimize zekatın, arınmanın, tertemiz bir hayatın yolunu, yordamını öğretecek. Rehber olacak, önümüze düşecek, izinden bizi cennete taşıyacak, temiz bir hayata. Onun için kulaklarımız kabarık. Acaba bu temiz çocuk hangi hasletlere sahip diye. Daha sonra gelecek bu. Kale İnni Abdullah ile anlatılan bölümde gelecek. Ama o bölümün ne kadar önemli olduğunu, Meryem'in ne kadar büyük bir kıymet taşıdığını rahminde anlayalım diye söylüyor. Tertemiz bir çocuk. Kale dedi ki, enne yekûdû li hule. Benim nasıl çocuğum olur? Hayretler içerisindedir. Evet, hayretler içerisindedir. İffetli bir bayan, erkek eli değmemişken, kendisi kötü yollu bir kadın değilken, nasıl bir çocuk olacak, bu ağırlığı nasıl kaldıracak, kendini nasıl izah edecek, ben iffetli bir bayanımı kime nasıl kabul ettirecek, Allah'ım bunun nasıllığını bana göster der gibi Cibril'e, bu nasıl olacak diyor. Evet, tıkandı Meryem. Meryem tıkandı. Elinde çarelerin tükendiği yerde çare kimdi?
müminin Allah'tır. Bunu unutmayalım. Yollar kapalı olabilir. Görülmez karanlık olabilir. Kimi hadiseler, kimi olaylar öylece gelir önümüze. Tıkandığımız zaman biz bolluktayken beraber olduğumuz Allah'tan ümidi kesmiyor, onun bize darlıktayken yetişeceğine tam iman ediyoruz. Onun için havale etmeyi bilelim. Hatırlayalım Allah'ı ve Allah'ım diyelim. Şimdi sıra sende. Geniş zamanda bendeydi. Sana kul olmaya çalıştım. Kur'an'ınla, namazınla, sadakalarınla, iyiliğimle, doğruluğumla, iffetimle, insanlara hayırhah oluşumla, büyüğümü sayıp hürmet etmemle, küçüğe merhamet etmemle, açı doyurmamla, miskinin derdini paylaşmamla, yetimi okşamamla, genişliğinde sana kulluk yaptım. Şimdi daraldım, sıkıntıdayım. Sıra sende Allah'ım deme hakkına sahibiz. Çünkü bu müjdeyi peygamber verir bizlere. Siz genişlikte Allah'la adam akıllı beraber olun da darlıkta da Allah kendine yakışan şekliyle sizinle beraber olsun. Kâle kederlik dedi ki Hazreti Cebrail bu nasıl olur diyen Meryem'e cevabı. Durumum bu dedi Meryem. Durumum bu. Karar ondan çıktı. Öyle mi? Hangi birimizin durumu ondan farksız ki? Kim varlığına karar verdi ki vardır? Kim var olmaya karar verdi? Yaratılış tamamen onun iradesi ve tecellisiyle, takdiriyle, oluruyla değil midir? Tıpkı İsa gibi. Rahminde Meryem'in İsa gibi. Anne babadan doğan bizlerin doğumu, Hazreti Meryem'in rahminde İsa'nın doğumundan daha mı az mucizedir? Annesiz babasız Adem'in yaratılışı, topraktan doğumu, Meryem'in rahminde İsa'nın doğumundan daha mı az mucizedir? Kâle kederlik. Durum bu. Rabbim dedi ki o bana kolaydır. Benim işim sadece kelimelerledir. İki harften oluşur. Kun fe yekun. Ol der, o da oluverir. İşte bu kadar. Bu güce kim yetişebilir? Bu gücü kim alt edebilir? O zaman kalan nedir? Kalan şudur. Had bilip mutlak ilme sahip alime teslim olmak. Acziyet bilip mutlak kudret sahibi kadire teslim olmak. Cehalet bilip mutlak ilim sahibi alime. Sır ondadır. Kimini aşikar kılmış, kimini kendinde tutmuştur. Bilmeyiz nasıl olduğunu, niye olduğunu. Kederli ki, işte böyle durum bu. Durumum bu Meryem diyor. Söz benim değil, emir komut bende değil. Öyle diledi Allah. Dedi ki o bana kolaydır. Aslında bu benzeri soruları her birimiz sorabilir kendine. Niye varım? Niye oldu bu iş diyen Meryem'in sorusu gibi bizlerin de cevabı konusunda altında kaldığımız, aciz olduğumuz nice muazzam hadiseler var. Niye varım ben? Niye Türk'üm ya da Kürt'üm? Niye erkeğim ya da bayanım? Niye zenciyim ya da beyazım? Niçin bu tarihte de 1000 yıl önce değil? Sorun sorabildiğiniz kadar, sorular çoğaltılabilir. Hangi birisine biz cevap bulduk ki? Hangi birisinin cevabı muazzam değil ki? Biz aciziz. Kâle kederdi ki, dedi ki, Hazreti Cibril, evet bu böyle, durum bu. Edilgen varlıklar olarak Cenab-ı Hak murad etmiş, o iş oluvermiş.
قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ Rabbim dedi ki, bu bana kolaydır. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا İsa Aleyhisselam rolü ne olacak hayatımızda? Çok büyük bir mucize, bir alamet. Hakkı, Cenab-ı Hakk'ın bir hakkı onun üzerinde bize gösterdiği bir mucizedir. Bir ayettir. Bir fevkalade haldir. Diğer fevkalade haller gibi. Bir ayettir Meryem'in rahminde. Bir ayet. Erkek eli değmemiş, bir izdivaçtan olmamış. Ne helal yollu, ne haram yollu. Allah dedi diye olmuş. Hiç olmayabilirdi. Ne erkek ne de bayan. Oldu mu Adem? Oldu. Hiç olmayabilirdi. Erkek. Oldu mu Havva? Oldu. Hep oluverdi bizler. Evet, oluverdik. Anneden, babadan. Hiç erkek yok. Olur mu? İsa oluverdi. Dört büyük yaratılış. Böylece biz kullarına Cenab-ı Hakk'ın bir ayet olarak, kadın bir ayetin beşiği olarak takdir edildi. Kadın bir ayetin beşiğidir. Onun değerini ortaya koyar bu. Onun kıymetini yükseltir. Kadının üzerinden Allah büyük bir mucizeyi bize, bir hakkı hakikati bizlere taşıdı, gösterdi. Ne erkek bu anlamda doğan çocuk için bir övünç payı görmeli, ne paya. Allah ne takdir ettiyse, neyi planladıysa, kim üzerinden ise o öyle gerçekleşir. Herkes Allah'a borçludur. Kimse kendine bağlamasın. Nitekim bunu bir övünç haline getirirler endişesiyle Efendimiz ne diyor? Hepiniz Adem'den, Adem de topraktandır. Yani hepiniz topraksınız. Ne diye övünürsünüz? Üstüne basılan bir arazi, bir mekansınız. Eğer bir övünç olacaksa aidiyetlerinize göre övünün. Ben Allah'a aidim, onun müminiyim demeniz sizin övünç vesilenizdir. هُوَ عَلَيَّ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ Biz onu insanlara, bütün insanlara bir ayet, bir büyük mucize haline getirdik. وَرَحْمَةً مِنَّا Ve bizden bir rahmet olsun diye hepimize. İsa Aleyhisselam bir rahmet vesilesidir. Büyük bir mucizedir aynı zamanda. Kur'an'da anlatılan, Bakara'da anlatılan bir bölümüyle İsa Aleyhisselam elini hastaya vurur, Allah'ın izniyle hasta şifa bulur. Allah'ın Şafi ismi onun eliyle tecelli etmiş. Elini ölüye vurur, Allah'ın izniyle Allah'ın Hay ismi onun eliyle o ölüyü diriltir. Saklı gizli tuttuğumuz, kimseye haber vermediğimiz bir takım şeyler ona malum kılınır. Allah'ın ilim ismi, sıfatı onun üzerinde tecelli eder. O bilirdi, söyler haber verirdi. Şunlar, şunlar, şunlar şunu yapıyor, isterseniz haber verebilirim derdi. Allah kulunun saygınlığını, değer ve kıymetini hepimize göstermek istemiştir. Ve bize şunu söylemiştir. İzini sürün, siz de o kıymete sahip olun. İzini sürün, sizin de nefesiniz insanlara hayat versin. İzini sürün, siz de size kapalı olan bilgilerden malumat elde edin. Allah sizin haberciniz olsun. İzini sürün yeter ki insanın, bu büyük ayeti, böylece rahmete ulaşın. Rahmet, Hazreti İsa'nın takipçisi olanlarıdır. Sureye eğer farklı bir isim verme inisiyatifim olsaydı, Rahmet Suresi derdi. Çünkü böyle başladı sure, sonuna kadar bu rahmet hep devam ediyor. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya ile başladı. Hazreti Yahya rahmetti. Sonra Hz.
Hazreti Meryem'le devam etti, Hazreti İsa ona rahmet oldu. Zahmette rahmet bitirdi Allah. Zahmette rahmet bitirdi. Zahmet olmadan rahmete ulaşılmadı. Onun için zahmetten kaçanlar rahmetten de mahrum olma endişesini taşısınlar. Kulluk iki yönlü bir gidişattır. Bir tarafında zahmet vardır, diğer tarafında da rahmet vardır. وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا Bu karara bağlanmış bir hükümdür. Olmuş bitmiş bil ey Meryem. Allah acaba ile takdirde bulunmaz. Bilgi eksiği yok ki başkası tamamlasın. Kudret acziyeti yok ki başkasından güç talep etsin. Önünü ardını her şeyiyle bilen Allah hükmü verince artık o hükümden dönmez. فَحَمَلَتْهُ ve hamile kaldı Hazreti Meryem. Kime? İsa Aleyhisselam'a. فَانْتَبَتَتْ بِهِ مَكَانٍ قَصِيًّا hamile kalınca fiziken ortaya konan görüntü onu utandırdı. Aman Allah'ım dedi. Ne olacak bu iş? Nasıl kendimi ifade edeceğim kalabalıklara? Zaten fırsat arayanlara büyük bir fırsat verilmiş olmuyor mu diyerek endişesi ve utancından uzak bir yere çekiliverdi. Bayanın hamile kalması Cenab-ı Hakk'ın tamamen takdiriyledir. Allah kulle yevmin huve fî şe'endir. An ve an müdahil bir ilahdır. Yoksa ne sudur bizim varlığımızın nedeni ne de hayatı sürdürmenin sebebi içtiğimiz su falan değildir. Aldığımız nefes de değildir. İçinde bulunduğumuz ortam da değildir. Bu ortama hayat ol diye anlık emirlerden dolayı ortam hayat olur. Su hayat bağışlar. Güneş hayat saçmak için doğar. Anlık müdahalelerden dolayı. Bunu unutmamak lazım. Sebepler aksi halde müsebbip yerine geçer. Yani aslında edilgen olanlar etken gibi görülür. Nesne olanlar özne gibi görülür. Ve insan ne der? Ben yaptım. Ben ediyorum, ben başarıyorum, ben yürütüyorum, ben sonuçlandırıyorum demeye başlar. Halbuki Cenab-ı Hak o an emretmezse sen bütün sebepleri bir araya getir, o sebepten tahmin ettiğin sonuç çıkmaz. Çıkmaz. Bu da onlardandır. فَاَجَاءَهَا الْمَحَادُ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَ Doğum sancıları geldi. Kendisi bir hurma kütüğünün odur ki yere bağlı kökleri olan ama dalı, yaprağı olmayan, meyvesi olmayan bir hurma kütüğünün dibinde. Doğum sancıları geliverdi. Kadının doğumu. Aleyhisselam ne der? Ana rahmine atıldığı andan doğuruncaya kadar. Emzirdiği ilk günden son güne kadar Allah yolunda savaşıp kanıyla belenen bir mücahidin cihadı gibi kabul edilir kadının hali. Yani kadınlar Allahu Ekber demeyecek, kim diyecek? Değil mi? Kim diyecek? Gerçekten Allahu Ekber. Ne muazzam bir görevmiş annelik. Ne büyük bir cehd ve gayret kabul edilmiş. Ne muazzam, ne büyük bir mertebe olarak görülmüş. Kısırlaştırmaya çalışan onları, ev hanımlılığından çocuk anneliğini kendilerine basit göstermeye çalışan materyalist dünyaya şamar gibidir bu müjde. Doğurdukça kadın mücahit olur. Doğurduğun nun uğrunda çektiği cefa kadar mücahit olur. İşte doğum. Doğumdan önce sancılar, doğumun kendisi, sonra emzirmeler.
meğer bir cihatmış Cenab-ı Hak nezdinde. Peki o devrede ölürse nedir? Aleyhisselam'ın müjdesi şöyle bitiyor. Bir şehit gibi kabul edilir. Bir şehit gibi. Mümkün olduğu kadar tavsiye, mümkün olduğu kadar Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın bu büyük ayetin mucizesini horlamadan çokça kendilerinde taşınmasına yönelik bir yol izlesinler. Bayanlarımız doğursun, anneler, babalar evlat sahibi oldukları zaman Allah'ın mucizesinin sahibi oldukları bilinciyle hareket etsin. Bir adak gibi Allah'a adasın, sonra görsünler bakalım ne olacak. Uzak bir yere çekildi, çünkü hayası vardı, utanıyordu Hazreti Meryem annemiz. Ve bir hurma ağacının hemen dibinde çöküverdi. Kâlet dedi ki, ya leyteni mittu kable hâde. وَكُمْتُ نَسْيًا مَنْسِيَّ Ah dedi, keşke. İnsandı, beşerdi. Elbette zayıf yaratıklı bir, tabiatlı bir varlık. Utancından doğacak çocuğun halinden ve sonra o toplum içerisinde göreceğini tahmin ettiği hadiselerden çekinerek diyor ki, يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا Keşke bundan önce canımı alsaydı Allah. Ve ben unutulan, belleklerden silinen, bilinmeyen bir insan olsaydım. Hal ve hal Müslümanlar bu ikrarda bulunmuş, bu temenniyi dillendirmişlerdir. Hazreti Ebubekir Efendimiz'den, Hazreti Ömer Efendimiz'e, Hazreti Ayşe annemize varıncaya kadar, Hazreti Ebu Derda'ya, sahabelerden, ara ara bu hali, bu makamda hali yaşadıkları için dillerinde bu temenniyi dillendirmişlerdir. Ne demişlerdir mesela? Keşke şu ağaçta koparılan bir meyve olsaydım, insanlara faydalı olsaydım, başka bir şey değil. Keşke şu kuruyan bir yaprak olsaydım. Keşke yerden biten şöyle bir fidan olsaydım. Keşke şurada duran bir taş olsaydım. Bu ağır sorumluluğu taşımasaydı diye ikrarda bulunacaklardır. Hazreti Meryem'i de onlardan sayın. Hazreti Meryem'i de onlardan sayın. Doğuracağı çocuğun babası yok. Komut Allah'tan. Babasız bir evlat. Ama annesi var, Meryem. Kime anlatacak bu derdini? Hiç kimseye anlatamaz. Bakın nasıl bir korumaya tabi tutuluyor. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّ Adeta Cenab-ı Hak kucağına almıştır onu. Kucakta taşınan bir kadın, Meryem annemiz. Altından bir ses. Ey Meryem, üzülme. Allah'ın dostlarına keder ve korku yoktur. Üzüleceğin bir hali yaşatmayacağım sana. Karnında taşıdığın benim büyük bir mucizemdir. Bütün insanlığa rehberi taşıyorsun. Aydınlığı taşıyorsun. Bütün insanlara yol gösteren, örnek, model bir insan taşıyorsun. قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّ O hayat bağışlayacaktır. O hayat bağışlayacaktır. İstersen sallamasını yapıp gönlünü tatmin için iki alamet göstereyim. Birisi hemen altından akıttığım kupkuru topraktan bir su arkı. Allahu Ekber. Bir anda o kuru topraktan bir su arkı akacaktır. Böylece Allah ölüden diriyi ben çıkartırım. Ölü gibi gördüğün bu hadisede hayatı ben bağışlayacağım, endişelenme.
Yine ikinci وَهُزِّ اِلَيْكِ بِجِذْءِ النَّخْلَ تُسَاقِدْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّ Bak bakalım hurma ağacına. Ne görüyorsun? Kupkuru bir ağaç. Salla onu. Nasıl canlı canlı sana taptaze hurmalarını döküverecektir. Sallayacaktır şöyle. Patır patır önüne taptaze hurmalar düşecektir. Böylece gönlü neye müsterih kılınıyor Meryem'in? Evet, karanlık gibi gelen bu olay aslında büyük bir canlılığın, diriliğin alametidir. Allah buradan insanlığa hayat bağışlayacaktır. Beni de ona vesile şerefli bir kul olarak seçmiştir. Muazzam bir ilişki, muazzam bir hitap. Ne diyelim ki Meryem'in yerinde olmayı kim istemez? Bu kadar sancılarına rağmen, endişelerine, korkularına rağmen. Ya leteni mittu kable hâze temennisinde bulunmasına rağmen. Hangi birimiz Meryem'in yerinde olmayı istemeyiz? Tusâkid aleyki rutaben ceniyye. Böylece kuru bir ağaç canlandı. Olmayan hurmalar taptaze dökülüverdi. Kupkuru bir arazi bir su arkıyla hayat buldu. Fekuli ve şrabi ve karri ayne. Şimdi ye. İç keyfine bak. Gözün aydın olsun. Bir müjdedir bu hadise. فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا Eğer herhangi bir insanla karşılaştır da ona meramını anlatamayacak diye düşünürsen hiç endişelenme. Tenezzül de etme konuşmaya. Ona şöyle de. فَقُولِ اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمًا İşaret diliyle de ki ben bugün konuşmama orucu tuttum. İşini kime havale et? Sahibine havale et. Ben seni zayi eder miyim Zeynep, Meryem? Seni zayi eder miyim hiç? Sen ki benim adanmış bir kulumsun. Bana adanmış bir kul. İtaatim, taatimle, zikrimle, fikrimle, ilmimle hayat sürdüm. Salih amellerimle. Ben seni hiç zayi eder miyim? Karşılaşacağım insanlara ben bugün susma orucu tuttum de. Deme onları muhatap alma. Peki ne yap? فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّ İçinden çıkamadığımız hadiseleri sahibimize havale ederek atlatalım. Karanlık gibi olan şeyler. Derdinizi bazen anlatacak çare bulamazsınız. Anlatacak ortam bulamazsınız, vesile bulamazsınız, anlaşılmazsınız çünkü. Tıkanırsınız. Sakın bu halinize Cenab-ı Allah'ı mahkum görmeyin. Ümidinizi kesmeyin. Allah kadirdir, hakimdir. Bütün hadiselerin üstündedir, alt üst eder her şeyi. Ve içinden çıkartır sizleri. فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِ Elinde kucağında çocuğuyla İsa ile birlikte kavminin yanına geldi. Onu gördüğü zaman kavmi ne dediler? Kâru ya Meryem, lakad ciddi şeyen feriyye. Ey Meryem, çok tuhaf, acayip bir durum. Ne bu hal? Diye çıkıştılar. Yahuk da Harun ve sonra karalama yoluna girdiler. Ey Musa'nın kardeşi Harun'un soyundan gelen, tertemiz soydan gelen Meryem. Nedir bu hal? Mekane bu ki mura'as sev'in. Senin baban kötü bir adam değil. Ve ummuki ve mekanet ummuki bagiyye. Annen de kötü yollu bir kadın değildi. Nedir bu hal? Nasıl izah edeceksin bunu? O fe eşaret ileyhi. Hazreti İsa'ya işaret etti. Kim aklayacak onu? Ayet aklayacak. Ayetler aklayacak darda kalan mümini. Sadık olduğumuz ayetler. Hadisler atlayacak bizleri. Ölçüsüne sadık olduğumuz hadisler. Hazreti İsa'ya işaret etti. Beşikte bir çocukla konuşmamızı mı istiyorsun? Nasıl olacak bu peki diyerek savsaklama bu işi. Nereden peydahlandığını söyle bunu. Diyerek sıkıştırırlar. Tam sıkıştırırlar ki önümüzdeki hafta inşallah
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. Hazreti İsa'nın konuşmaları. Ben Allah'ın kulu Abdullah'ım dedi ve bütün şüpheleri giderecek, bütün zalimlerin zulmünü dindirecek, bütün gizli hak takipçilerinin sesini yükseltici bir hadise başlatmış olacak Hazreti İsa önümüzdeki hafta inşallah. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Selatü ve selam elçisi Hazreti Muhammed olsun.